Aslında ilk konuşmada Google biraz bahsetti. Benim anlattıklarım da tesadüf eseri biraz bunlara paralel şeyler. Ya Google önceden crawl etmiş ya da aklın yolu birdir demek istiyorum. Şimdi ben kısaca kendimden bahsedeyim. Bu aslında bir saatlik bir konuşma. Bunu 45 dakikaya indireceğim. Ama isterseniz bütün bunu bir kenara bırakıp Putio ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa onları da konuşabiliriz. Putio hakkında çok sorular geliyor. İlginç bir ürün. 2000 yılında bildirgeci kurdum. Bu tasarımcılardan oluşan bir topluluk. Halen daha devam ediyor. Artık Pil Network bünyesinde. 2 yıl kadar PC Magazine yazarlığım var. Sonra Wapich Technologies diye bir Alman firmasında. GPRS'ten önceki teknolojiydi değil mi? WAP teknolojisi çok büyük patlama yapacak diye düşünüldü ama öldü gitti. Böyle bir firmada çalıştım. Ondan sonra Hasan'la beraber, Hasan Pilli'yi zaten kurmuştu. Ben de ortak olarak Pilli'ye katıldım. Şurada mavi gördükleriniz maalesef biraz zor okunuyor galiba. Yani bu taraf daha iyi. Mavi olanlar Pilli bünyesinde yaptığımız projeler. Bir de geçen sene 9 Eylül Üniversitesi'nde konuk öğretim görevlisi olarak yine yaptığım meslekle ilgili bir derse giriyorum. Sitelerimizden birer ekran görüntüsüyle bilmeyenlere gösterelim. Pilli'yi bilenler var mı? %15. Güzel, güzel. Teşekkür ederiz herkese, bilenlere. Bilmeyenler de lütfen niye öğrenmiyorsunuz? Sosyomat.com, Pil Network bir içerik ağı. Pil Network'e insanlar yazılar yolluyorlar, içeriğini insanlar üretiyorlar ve reklam gelirinin %70'ini otomatik sistem üzerinden onlara dağıtıyoruz. İçinde bir takım bloglar var, Bildirgeç.org var, Hafif.org var, Zamazing.org, Üç Ayak.org, On Marifet diye gidiyor. Bir grup sitelerden oluşuyor. Sosyomat.com bir deney projesiydi. Biz böyle kendimize bir oyuncak yaparken ilginç bir hale büründü ve onu da ürünleştirdik. O da yayında 2007 yılından beri. Ve son projemiz Putio. Put.io, put.io veya biz Putio demeyi seviyoruz. Putio son projemiz. İlk global projemiz bu. İlk defa dünyaya bir iş yapıyoruz. İlginç bir macera oluyor. Evet, şimdi bu konuşma fikir aşamasından ürün haline getirip yayınlamaya kadar olan süreçte Pilli'nin yöntemini anlatıyor aslında. Ama bu hani yöntemi aynen uygulayın tabii ki demiyoruz. Bu bizim için çalışan yöntem. Sizin yönteminiz farklı olabilir. Ama hani Türkiye'de sorunumuz bu yöntemler pek konuşulmuyor. Bilgi yok. Kim nasıl çalışıyor? Hani birbirimize yardımcı olmak açısından bilgilerin paylaşılması iyi. Biz kendi yöntemimizi anlatıyoruz burada. Her uygulama için geçerli olmayabilir. Onu söyleyelim. Şimdi önce fikir aşamasından başlıyoruz. Hepinizin bir fikri var, değil mi? Buraya girişimci adayı olarak veya girişimci olarak veya yatırımcı olarak katılıyorsunuz. Hayata geçirmek istediği fikri olanlar kimler? Evet, henüz bunlar fikir aşamasında ve hayata geçirmek istiyoruz, değil mi? %8 gibi bir oran çıktı. Güzel. Fikirlerimiz var ve bunları hayata geçirmek istiyoruz. Şimdi aynen bizim kullandığımız yöntemi anlatayım ben. Biz de böyle oturuyoruz, fikre yatıyoruz ve fikir düşünüyoruz. Çeşitli böyle fikirler çıkıyor. Onları bir deftere, bir şeye not alıyoruz. Ondan sonra fikri bir takım testlerden geçiriyoruz. Önce fikri sorguluyoruz. Bu bir ürün olabilir mi? Olabilecek yeterlilikte mi diye. Bunun için kullandığımız 3 tane soru var. Bunlar zaten çok standart birçok yerde karşınıza çıkmış olabilir. Bizimki de bunlar paralel. Bir yenilik getiriyor mu? Bir problemi çözüyor mu? Ve değer yaratıyor mu? Gibi bir takım hani testlere tabi tutuyoruz. Bunları oturup düşünüyoruz. Bu konularda ne yapabilir bu ürün, bu fikir başarılı olur mu diye. Standart bir şey, yaklaşım. Ondan sonra planlama evresine geliyoruz. Planlama evresinde baktığımız bazı kriterler var. Öncelikle hedef kitleye bakıyoruz. İsterseniz spesifik bir örnekten gidebiliriz. Fikrini paylaşmak isteyen olursa burada canlı olarak onun fikrini test edebiliriz. Var mı gönüllü?
Gönlünü çok stres yaratan bir şey değil mi? Evet, buyurun. Buyurun söyleyin fikrinizi. Evet, anladım. Anladım. Şimdi bunun üzerinden gitmeye çalışalım. Biraz bizim işlere uzak gibi ama deneyelim bakalım. Şimdi hedef kitleyi düşünüyoruz. Bu bahsettiğin site neydi? Bir mobilya şey miydi? Ofis mobilyaları mıydı? Evet. Ofis mobilyaları satan bir firma değil mi? Şey, bir site düşünüyoruz. Hedef kitlesinin ne olduğunu önce düşünüyoruz. Bu işte son kullanıcıya mı satacak? Yoksa bir takım business'lara hani şey mi yapacak, onların ofislerini şey yapsınlar diye, döşesinler diye onlara mı satacak? Böyle önce bir öngörmeye çalışıyoruz, kime hitap edecek. Hedef kitleyi belirlemek şunu sağlıyor, onların dilinden konuşmanız gerekiyor. Amaç kimse, hedef ulaşmak istediğiniz kimse, onun dilinden konuşmanız gerekiyor. Mesela bizim sitelerde 10 marifet ile bildirgecin kitleleri birbirinden çok farklı. Ve iki sitenin birbirinden çok farklı dilleri var. Kitleyi belirlemek bir sonraki alacağınız kararları şekillendiriyor aslında. O kitleye göre düşünüyorsunuz ne yapar diye. İkinci düşündüğümüz madde sürdürülebilirlik konusu. Bu biraz böyle yani çevresel bir terim ama işte iş dünyasında da karşımıza çıkıyor. Şirket kaynaklarını tüketmeden sürekli sıfıra inmeden sürekli büyüyecek mi, büyüyebilecek mi? Gibi bir kontrolümüz var. Çünkü biz pilli çok küçük bir firma. İki tane ortaktan oluşuyor. Toplamda da 6 kişiyiz şu anda. Zaman zaman 3 kişi olduğumuz zamanlar oldu. Kaynaklarımız çok kısıtlı. O yüzden bu konuya önem veriyoruz. Elimizdeki para çok az. Sürdüremeyeceğimiz işlere kalkışmamak yani bizim için çok önemli. Bir kontrol ediyoruz. Bizim paramız yeter mi bu işe? Hayata geçirdikten sonra da bunu finanse edebilecek mi diye bir kontrolümüz var. Mesela son proje Putio'da gelir modelini oluştururken 1,5 ayda işte birkaç ayda diyelim para kazanması gerekiyordu. Çünkü elimizdeki çok az para bitecekti. O şekilde hareket ettik. Fiyatlandırmayı ona göre yaptık. Anlaşmaları ona göre yaptık. Ve gerçekten de 1,5 ayda para kazanmaya başladı. Başka türlü hayata geçirmemizin yolu yoktu Putio'yu. İş modeli, nereden para kazanacağımız çok önemli. Fikir muhteşem olsa da para kazanamadıktan sonra onun hiçbir anlamı yok. Onu sürdüremeyiz, o proje üzerinde çalışmayı. Çünkü para demek ne demek? Geliştirme gücü demek. Paranız olduğu sürece o işte çalışmaya devam edebiliyorsunuz. İş modeli çeşitli seçeneklerimiz var tabii burada. Reklamdan para kazanabilir, bir şey satabilir, komisyon alabilir gibi seçenekler var. Pilli ve Sosyomat reklamdan para kazanıyorlar. Maalesef Türkiye'de biraz reklam şeyi sıkıntılı. Hem ajanslardan kaynaklı hem de reklam ücretlerinin düşük olmasıyla ilgili sanırım. Yani bilmiyorum belki talebi ancak düşük şeylerle sağlayabiliyorlar. Rakamlarla sağlayabiliyorlar. Oldukça düşük ücretler. Maalesef pilliği ve sosyomatı geçindirmekte zorlanıyoruz. Üçüncü projede o yüzden mesela bir şey satmamız gerektiğine inandık. Ve bir şey satıyoruz. Herkes uzman TV değil, o kadar çok para kazanamıyor. Ne dersen? Sataşmak istiyorum ama. Yemeğe mi gittin? Ah, tamam. Reklamda bir sıkıntı var. Şimdi fikir duyduğumuz zaman gelir modelini soruyoruz ilk sorularımızdan biri. Ve reklamsa böyle korkuyla yaklaşıyoruz ve uyarıyoruz. Biz bu konuda çok zorlanıyoruz pilli olarak. Mesela şimdi pillinin ve sosyomatın sayfa gösterimlerini arttırmak, o ürünleri geliştirmek maalesef doğru orantılı olarak kazancını arttırmıyor. Dolayısıyla o konuda siz de yatırım yapmakta çekiniyorsunuz. Çünkü ne yaparsanız yapın kazanacağınız para ajanslar tarafından belirlenmiş durumda. Sonra uygulama aşamasına geçiyoruz. Biz bunu nasıl uygularız? Elimizdeki programcı sayısı, elimizdeki tasarımcı vesaire yeterli mi buna? Çünkü hayata geçirmek en önemli aşaması değil mi? Yani hayata geçiremezsek hiçbir anlamı yok. Elimizdeki para bitene kadar onu hayata geçirmemiz gerekiyor.
O yüzden büyük işlere kalkışmıyoruz. Biz uygulama şeyine bakıyoruz, nasıl uygulanacak. Bir eBay rakibi olmaya çalışmıyoruz mesela küçük bir firma olarak. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. Algı konusu bu sosyomattan sonra çalışmaya başladığımız bir konu. Siz ne amaçlarsanız amaçlayın, önemli olan onun nasıl algılandığı aslında. Siz ne yaparsanız yapın bir şey değişmiyor. 2 artı 2 eşittir 5 olabiliyor. Eğer öyle algılanıyorsa öyledir. Nasıl algılanacağını önceden düşünmeye çalışıyoruz. Bir özellik eklerken, bir metni yazarken bunu nasıl algılanacak? Yanlış anlaşılabilir mi? İstemediğimiz yerlere gidebilir mi diye bunu kontrol ediyoruz. Algı konusunu şu an çalışıyoruz üzerinde. Algı önemli bir konu. Her tasarımcının, ben kendi öğrencilerime de söylüyorum, üzerine çalışması gereken bir konu. Aynı zamanda reklamcıların da öyle. Fikri bulduk, bu testleri uyguladık. Ondan sonra NADAS dediğimiz bir evremiz var. Bu fikirleri biz ortağımla, Hasan'la Skype üzerinden bol bol konuşarak tartışıyoruz. Ben İzmir'de yaşadığım için, Hasan da İstanbul'da yaşadığı için yüz yüze çalışmıyoruz, uzaktan çalışıyoruz. Hatta Arda'nın videosunda kulaklık kılığında görünen benim. Orada Skype ile katılıyorum ofise. Fikirleri üzerinde konuşuyoruz ve NADAS evresine bırakıyoruz. Bir fikri çok beğendik diyelim, atıyorum Putuyo olsun bu. Putuyo'yu hayata geçirmek istiyoruz. Ondan sonra bir hafta boyunca onu gerçekten bir hafta sonra çalışmaya başlayacakmışız gibi düşünüyoruz ve o bir hafta boyunca aklımızda pişsin diyoruz, bekliyoruz, biraz vakit geçiriyoruz. Her sabah sanki onun üzerinde çalışacakmış gibi uyanıp böyle kendimize bir 7 gün veriyoruz. Bu NADAS evresinde bazen korkup vazgeçtiğimiz olabiliyor. Bazı projelerimiz bu şekilde elendi mesela. Ama hayatta kaldıysa demek ki hani NADAS testini geçiyorsa bu olumlu bir gösterge bizim için. Bunu tavsiye edebilirim. Burada bir tuzak var. Her enteresan ürün fikri korkutabiliyor. Böyle enteresansa, eğer çok enteresansa duyduğunuzda veya işte son gün ona başlamadan önce bir korkabiliyorsunuz. Ama bu korku tuzağına ben düşmemenizi tavsiye ederim. Biz Putuyo'da düştüğümüz ikilemleri size anlatamam, yani anlatmakla bitiremem. Bunu yapsak mı, yapmasak mı, ne olacak diye. Ama o tuzağa düşmüş olsaydık mesela şu an Putuyo hayatta olmayacaktı. Yani bu tuzağa dikkat etmek gerek diye düşünüyorum. Evet. Fikri belirledik, bir fikir seçtik diyelim. Ondan sonra o ürünü tasarlamak kalıyor. İkinci adımımız. Burada ürünün görsel tasarımından bahsetmiyoruz tabii ki. Nasıl çalışacağıyla ilgili, fonksiyonlarıyla ilgili bir tasarım. En iyi tasarım görünmez olandır diyor. Burada kastettiği, eğer bir tasarım çok iyiyse insanlar onu fark etmiyorlar. Nasıl bir odaya girdiğinizde eğer o oda size sıcak veya soğuk gelmiyorsa, o odanın ısısı normaldir, tam size uygundur demek oluyorsa, aynen tasarım da eğer iyiyse kullanıcı bunu fark etmiyor. Fontu tırnaklı font muymuş, düz font muymuş, bunlar kullanıcı için önemsiz şeyler. İyi tasarım, görünmez olan tasarımdır diyoruz. Şimdi ürün tasarımının evreleri var. Biz bir yol izliyoruz. Birinci evremiz bir misyon belirlemek. Ürünün bir misyonu olması gerekiyor. Örneğin Pilli'nin misyonu gelirini kullanıcılarıyla paylaşan bağımsız bir içerik topluluğu olmak. Sosyomat'ın amacı etiketler etrafında insanların sosyalleşmesini sağlamak. Putuyo'nun amacı ise download yapanlara, işte dosya indirenlere hayatı kolaylaştırmak diyebiliriz. Bir tane misyon belirliyoruz. Çünkü bir ürün sadece bir işi çok iyi yapabiliyor. Birçok şeyi yapmaya kalkarsa maalesef hiçbir şey yapamıyor. Bunu gördük. Sosyomat'ta bazı yaptığımız hatalar var, tasarımını bozmak gibi. Birçok şeyi yapmaya çalışırken bütün iyi yaptığımız özelliklerin niteliğini yitirmesine neden olduk. O yüzden bir misyon belirleyip buna dikkat etmekte fayda var. Daha sonra ekleyeceğiniz yine özellikleri de bu misyona hizmet ediyor mu diye düşünebilirsiniz. Diyelim bir video sitesi yapıyorsunuz. Burada işte insanlar YouTube gibi videolarını koyacaklar. Buna gidip de chat kutusu eklemek fikri geldi aklınıza. Bu chat kutusu eklemek
bu video sitesinin misyonuna hizmet ediyor mu diye kontrol edebiliyorsunuz, bu özelliği test edebiliyorsunuz. Eğer o sitenin amacı video paylaşımını sağlamaksa çok da hizmet etmiyor, ama sosyalleşmeyi sağlamaksa belki de hizmet ediyor. Sismic ile YouTube'un farkını mesela düşünelim. Sismic daha chat ağırlıklı bir site. YouTube ise insanlar videolarını koyup paylaşıyorlar. Birden fazla işi yapmamaya dikkat etmek lazım. Burada bir 30'a düşmemek lazım. Ondan sonra hiyerarşiyi oluşturuyoruz. Şimdi bu aslında tasarım konusunda çalışmamış girişimciler için de bir rehber olabilir. Tasarımdan anlamıyorsunuz ama bir tasarımcıyı yönetmek durumunda olduğunuzu düşünelim. Aslında ben hep söylüyorum, akıllı bir insan iyi tasarım yapar. Çünkü tasarım böyle sanatsal bir olay aslında değil. Tasarım iletişim aracıdır. Artık o sanat olayından koptuk. Yani webde bir uygulama yapıyoruz. Bunun çok afilli olmasının hiçbir anlamı yok. Önemli olan mesajını iletebiliyor olması ve kullanıcıların bunu kullanabiliyor olması. Orada site kullanıcılarla iletişiyor. Yani siz bir iletişim tasarımı yapıyorsunuz. Şimdi kontrol etmeniz gereken şeyler var. Şimdi sitelerde her sayfasında bir odak noktası olmasına dikkat ediyoruz. Buna epicenter de diyorlar. 37 Signals'ın bu konuda bir yazısı da var. Başka kitaplarda da rastlayabilirsiniz epicenter diye. Epicenter, sayfaya ilk girdiğinizde gördüğünüz kutu. Bu sayfanın odağı oluyor ve en önemli şeyleri ona koyuyorsunuz. Ve yine buna yerleştirirken birden fazla şey değil, yine bir amacı olması gerekiyor kutunun. Birden fazla şey koyduğunuzda algılamak zorlaşıyor. İnsan yapısı 3 tane item'dan, 3 tane birimden fazlasını algılayamıyor. İşte 2 tane binayı yan yana gördüğünüz zaman 2 bina diyebiliyorsunuz buna. Ama 3'ten fazla bina gördüğünüz zaman binalar diye algılıyor bunu insan. O yüzden biz böyle 3 kuralını uyguluyoruz. 3'ten fazla seçenek koymamaya çalışıyoruz. Odak noktasını belirledik, epicenter'ı belirledik ve aksiyonları birincil ve ikincil olarak gruplamaya çalışıyoruz. Site için en önemli aksiyon birincil aksiyon oluyor ve o daha büyük gösteriliyor. Kullanıcının daha kolay fark etmesi için ne gerekiyorsa yapılıyor. İşte rengiyle, boyutuyla vesairesiyle. Örneğin mesela sosyomatta tuttum diye bir özellik var. Bu şu an Facebook'taki like özelliği gibi bir özellik. İnsanları tutabiliyorsunuz. Tuttum yıldızı sayfanın en önemli şeylerinden bir tanesi. Hatta şurada. Biraz eski bir tasarım, eski bir örnek ama benim de koca kafamla beraber görünüyor. Mesela tuttum birincil aksiyon burada. Onun altındaki ikincil aksiyonları görüyorsunuz. Bir hiyerarşi yaratıyoruz ki burada kullanıcıya hangisinin daha önemli olduğunu, ipucunu vermiş oluyoruz. Cesaretlendirme konusu. Kullanıcıyı bazı özellikleri kullanması için cesaretlendirmek gerekiyor. Özellikle temel şeyleri, feature'ları, özellikleri. Mesela işte Putio'da bir dosya çekme olayı. Bunu diyorlar ki bir kullanıcıyı bir şey yapmasını cesaretlendirmek istiyorsanız onu çok çok basit yapmanız gerekiyor. Basitlikle cesaretlendirmeye biz de inanıyoruz. Mesela Putio'nun satın alma sürecini incelerseniz böyle 40 saniye içinde parayı verip üye olmuş olduğunuzu fark edersiniz. Çok basit, böyle 2-3 adımla hemen paranızı alıyor sizden. Merak edip deneyin, biraz müşteri kazanalım diye söyledim. Ondan sonra devam edelim. Evet, ve bu evrede tasarlıyoruz, bir şeyler buluyoruz, bunları yapalım diyoruz. Ama en sonunda duruyoruz ve sadeleştiriyoruz bunları. Çünkü insan kaptırıyor gidiyor, bir şeyler ekliyor. Ama mutlaka sonunda bir şey gerekiyor. Sadeleştirme evresine ihtiyaç var. Nasıl yazarlar da aynı şekilde. Birçok yaratıcı sektörde aynı şey yapılıyor. Tasarım yaparken de böyle. Bir şeyi yaptıktan sonra bir paragrafı, bir romanı yazıyorsunuz. Bir bölümü yazdıktan sonra geri dönüp tekrar metni sadeleştirmek mesela. Evet, ondan sonra bir akış tasarlıyoruz. Bu, yani akıştan kastımız flow dedikleri akış. Bunu ben okulda grafik tasarımı öğrencilerine anlatırken bir broşürün kullanımından örnek veriyorum mesela. Broşürün katlamasını öyle bir ayarlamaları gerekiyor ki kullanıcı doğru sayfadan başlayıp doğru sayfada bitmesi gerekiyor. Böyle evirip çevirip bu nasıl açılıyor, nereden başlamam gerekiyor okumaya dememesi gerekiyor. Bizim de bir sitelerde bir akışımız var. Kullanıcı bir yere geliyor, oradan bir takım işler yapıyor ve sonuca ulaşıyor. O akışı tasarlıyoruz.
Şu ana kadar ki bütün evreler kağıt üzerinde oluyor bu arada. Düşünüyoruz, önce düşünüyoruz, pişiriyoruz ve kağıda döküp kağıt üzerinden sonucunu görüyoruz. Bol bol karalama tabii ki bu. Akışı tasarlarken işte az önce bahsettiğimiz gibi basit olması çok önemli. Her şeyi mümkün olduğu kadar basitleştirmek gerekiyor. Çünkü siz en basit dediğiniz şeyi bile bir kullanıcı baktığında ben bunu anlayamıyorum geri bildirimini alabiliyorsunuz. O yüzden ne kadar basit yaparsak azdır belki de yani. Çaba konusu, kullanıcının çaba göstermemesi gerekiyor. Ürününüzü kullanırken çaba göstermemesi gerekiyor. Bunu nasıl sağlarız? Yardımcı metinler koyarak, işte interaktif objeleri büyük yaparak, orada bir görsel sistem oturttuysanız, mesela işte tuşlar tıklanıyor, linkler bir yere götürüyor kullanıcıyı. Demek ki tuşların görüntüsünü farklı, linklerin görüntüsünü farklı yapmak gibi bazı böyle görsel ipuçlarıyla kullanıcıyı yönlendirebiliyorsunuz. Çaba göstermemesi gerekiyor. Yani Don't Make Me Think diye de bir kitap var biliyorsunuz. Usability konusunda çok önemlidir ve temel kitaplardan biridir. Seçim konusu var. Bu az önceki algı konusundaki 3 kuralında da geçiyor. Kullanıcıya 3 seçenekten fazla seçenek vermiyoruz. Çünkü seçenek olayı kullanıcıyı paralize eden bir şey. Karşısına 2 tane veya 3 tane seçenek çıktığında şimdi ben ne yapacağım, hangisini seçmeliyim diye orada durabiliyor ve durduğunda kendisini kötü hissediyor. Dolayısıyla ne kadar az seçenek koyarsanız o kadar iyi. Biz bunun için bazen acayip acımasız davranıyoruz. Kullanıcı adına karar veriyoruz. Mesela işte Putio'da arşiv dosyalarını çekiyorlar. Biz o arşiv dosyalarını işte otomatik açılsın mı, açılmasın mı, işte RAR'ları, zipleri açsın mı, açmasın mı diye kullanıcıya sormuyoruz. Böyle bir seçenek karşısına koymuyoruz. Onun yerine karar verip hepsi açılsın diyoruz mesela. Ondan sonra geri bildirim alarak gerekirse bunu değiştirebilirsiniz. Şu an mesela o konuda çok şikayet olduğu için onu değiştiriyoruz. Artık oraya opsiyon koymamız gerektiğini anladık. Ama kullanıcıdan böyle bir talep gelmedikçe kullanıcı adına çoğunlukla karar veriyoruz. Yeter ki kullanıcıya o seçim şeyini bırakmayalım. Bu onun iyiliği için tabii ki, kötülüğü için yapmıyoruz yani. Evet, burada neredeyse hiç görünmüyor. Doğrusal olmayan ve doğrusal diye 2 tane şema vardı. Lafla anlatayım ben bunu. Şimdi bizim Sosyomat'ta yaptığımız hatalardan bir tanesi, kullanıcı geliyor, üye oluyor. Ondan sonra onu profil sayfasına bırakıyoruz ve işte burada bir sürü şey yapabilirsin diyoruz. İster fotoğraf yükle, ister kendin hakkında bilgi gir, istersen arkadaşlarını bul. Karşısına bir sürü seçenek sunuyoruz. Halbuki lineer bir yöntem kullansak, doğrusal bir yöntem kullansak ve şu an bunun örneğini Twitter'da ve Facebook'ta görebilirsiniz. Ne yapıyorlar? Üye oluyorsunuz. Ondan sonra karşınıza hemen bir pencere çıkartıyor. Şimdi sıra fotoğrafını yüklemekte. Onu yapıyorsun. Şimdi sıra işte arkadaşlarını bulmakta. Böyle sizi tünelden geçirerek yapmanızı istediği şeyleri birer adım halinde karşınıza sunarak yaptırıyor. Karşınıza her zaman bir seçenek görüyorsunuz. O seçeneği yapmak veya yapmamak gibi bir karar almak durumunda kalıyorsunuz. Ve bu işleri acayip kolaylaştırıyor. Bütün bu tünel dediğimiz şeyi altta bir linkle tabii geçebiliyorsunuz. Skip list diyorsunuz ve o tüneli yaşamayabiliyorsunuz. Diyorlar ki bu doğrusal yöntem, en kolay yöntem. Yani ben bunu okulda anlatırken senaryo konusundan örnek veriyorum. Ana akış filmlerine bakarsanız hep senaryolar, konular doğrusaldır. Bir olay olur, onu başka bir olay takip eder, o başka bir şeye neden olur. Ve böyle tünel şeklinde birbiri ardına gider. Ama daha böyle bağımsız filmlere bakarsanız daha karmaşık bir örgü vardır. Bazen olan olay hiçbir şeye bağlanmadan kalabilir gibi. Fransız filmlerine bakarsak mesela. Bu şeyler, doğrusal yöntemler ana akış için yani daha büyük çoğunluk kalabalık için daha uygun yöntemler. Linear is easier diyorlar. Yani linear, doğrusal olan daha kolay oluyor kullanıcı için. Ondan sonra bir takım senaryolar belirliyoruz. Bazen ürünlerde böyle çatallanmalı noktalar oluyor. Putio'da da çok yaşıyoruz özellikle. İşte adam upgrade hesabını bir üst pakete geçirmiş veya bir alt pakete geçirmiş veya aylık hesabı var veya yıllık hesabı var. Şu an yıllık hesabı Türk kullanıcıları görmüyor da bir grup görüyor. Orada bir takım çatallanmalar olabiliyor. İşte önce aylık hesaptaymış, sonra onu paketini düşürmüş, sonra bir de yıllığa geçmek istemiş gibi böyle bir takım kullanıcının yaşayabileceği senaryoları önceden belirliyoruz.
ve bunların her birini deniyoruz. Kullanıcının başına neler geliyor? Önce jenerik bir şey yazmaya çalışıyoruz tabii ki. Her aşamada sorun görmeden deneyimi sorunsuz olarak tamamlayıcı bir akış tasarlıyoruz ama mutlaka bu senaryoları belirleyip akışı kontrol ediyoruz. Kullanıcının başına neler gelecek bakıyoruz. Bazen facialarla karşılaşabiliyoruz. Onları da kullanıcıdan önce bizim görmemiz iyi oluyor. Özellikle Putio'da para verdikleri için yani çok önemli bir konu. Burada bir yazı vardı, o da gitmiş. Ben bu PDF'i o zaman internete koyayım. E-Tohum sitesinden veya Arduino sitesinden ulaşabilirsiniz. Artık kim kabul eder bilmiyorum. Kim ev sahipliği yaparsa. Devam edelim. Sadeleştiriyoruz. Mutlaka sadeleştirmek çok önemli. İnsan mükemmelliği ilk denemesinde maalesef ulaşamıyor. Böyle bir hayale kapılmamak lazım. Mutlaka onu defalarca elden geçirmek gerekiyor. Evet, kağıt üzerinde çözdük her şeyi ve maket dediğimiz bir evre var sırada. Bunu mutlaka yapıyoruz. Yani şimdiye kadar 3 büyük projemizde, Pilli'de, Sosyomat'ta ve Putio'da bunları yaptık. Maket dediğimiz böyle bir HTML site aslında. Oturuyoruz dirimiyorum başına. En kolay çünkü HTML üretmek için hani o araç var. Hiç önemli değil hangi aracı kullandığınız. Resmen gezilebilir, interaktif bir site yaratıyoruz. O sitenin çalışır halini yapıyoruz. Tabii ki içerik saçma sapan şeyler oluyor. Böyle içerik değişmiyor ama tıklayıp gezebiliyoruz o maketi. Bir hafta gibi bir süre biz bu maketle yaşıyoruz. Her sabah ben kalkıyorum, o maketi açıyorum, siteye yeni girer gibi geziyorum. Ondan sonra gece yatarken bir daha bakıyorum veya birkaç saat sonra tekrar bakıyorum. Her gün bunu 7 gün boyunca tekrar ediyorum. O bana bir his veriyor. O sitenin sanki site bitmiş, kullanılıyor. Ve ben oradan bir deneyim elde ediyorum. Bana oradaki verdiği hisse bakıyorum. Sorun olan yerleri önceden anlamaya çalışıyorum. Hızlı ve kirli diyoruz. Çok hızlı üretilmesi gerekiyor. Çünkü burada vakit harcamanın anlamı yok. Önemli olan burada kağıt üzerindeki şeyi canlı olarak görebilmek. Bazen hani böyle görüntüsü kötü olabiliyor. Yanımda örnek getirdim ama şimdi 45 dakikayı sığdırmak istiyorum bu konuşmayı. O yüzden örnekleri atlıyorum. İnteraktif olması gerekiyor. Mutlaka tıklayarak gezeceğiz bunu. Ancak deneyimi, akışı orada görebiliyoruz çünkü. İnteraktif şeyleri kağıt üzerinden değerlendirmek zor oluyor. Bu aşamada bol bol güncelleme yapıyoruz. Mockup, işte maket 1 çıkıyor. Ben onu Hasan'a yolluyorum. Hasan bakıyor, beğenmediği şeyleri söylüyor. Geri yolluyor veya bir şeyler ekliyor, geri yolluyor. Böyle tenis şeklinde birbirimize yollayarak onu sürekli elden geçiriyoruz. Çoğunlukla 10. makette ulaşıyoruz şeye. Rakamımız 10. Sosyomat mesela dizinine baktım şeyi toplamak için. Maket 10 dizinini kullanmışız. İşte şeyde de Pilli ilanda da maket 10 dizinini. Demek ki 10'da sonuca ulaşılıyor. Öyle bir rakam demek ki 10 tane denemekten korkmamak lazım. Ve bu evrede de bol bol sadeleştiriyoruz yine. Bakıyoruz orada anlaşılmayacağını düşünüyoruz. Bir metin koyuyoruz işte onu, o özelliği anlatmaya çalışıyoruz. Ama yine anlaşılmayabilir bu diyoruz. Onu hemen oradan kaldırıyoruz. Özellik elemekten korkmamak lazım. Çünkü her zaman ileride ekleme şansınız var buna. Son 40 dakikaya geldik. Aa, bitti mi süre? Yok, bitmedi. Soru cevaba da şey bırakalım diye. Ama çok önemli kısımlar var. Ondan sonra onu oturuyoruz, doküman haline getiriyoruz. Doküman bir Word dosyası. Gayri resmi dille ekip arkadaşlarımızla konuşur gibi yazıyoruz bunu. Diyaloğu açık olması gerekiyor çünkü arkadaşlarımız buna bir şeyler ekliyorlar, beğenmediği yerleri söylüyorlar, kendi fikirlerini ekliyorlar vesaire. Verilen kararları bu dokümana mutlaka yazıyoruz çünkü aylar sonra o kararı unutabiliyorsunuz. Ne yapacaktık bunu diye, ne karar almıştık diye unutabiliyorsunuz. Onları mutlaka birer cümleyle şey yapıyorsunuz. Bir de ekipten hani bana tır çarparsa falan dokümandan devam edebilirler diye şey de oluyor, güvenlik şeyi de oluyor. Bu bizim dokümanlarımızın gerçek ekran görüntüleri. Ortadaki 2006 yılında yazıldı. Dokümantasyon ne kadar süre harcıyorsunuz? Böyle şey yazıyor bir musunuz? Bir gün harcıyorum. Yani kod yazmadan dokümantasyon evet. Yazmaya başlıyorsunuz. Evet, evet. Mutlaka zor yapıyoruz. Olmuyor mu yani? Bir günlük iş oluyor. Yani bir kişinin bir günlük mesaisi oluyor. Ben oluyorum Türk genelde. Türk işi girersin, yazarsın ya. Ama işte ona geleceğiz birazdan. Onun bir şeyi var, dezavantajı var. 2007, 2009 veya 2008 unutma, hatırlamıyorum. Unutma, dinleyiciler aç. Açlı, pardon.
Sonra programlama evresine geçiyoruz. Programlama ve tasarım evresi. Bu evrede artık minimum değişiklik yapmak gerekiyor. Çünkü burada yapacağınız değişiklikler daha maliyeti yüksek oluyor. O yüzden maket evresinde, doküman evresinde her şeyi karar vermiş, final haline getirmiş olmamız gerekiyor. Uygulamada mutlaka ve mutlaka teslim tarihlerine uyulmasına dikkat ediyoruz. Evet, geliştirmenin bileşenleri metin ve ara birim tasarımı. Metinle ara birim tasarımını ayırmıyoruz. Biz beraber yapıyoruz ikisini. Metinde çünkü kullanıcıya hani neyi nasıl kullanacağını anlatıyorsunuz. Ara birim ise bunun görsel kısmı oluyor. Metni önceden hazırlamak, tasarımdan önce hazırlamak her zaman daha iyi. Bazen bunu başaramıyoruz. Sonra sistem mimarisi tasarlanıyor ve kodlamaya geçiliyor. Geliştirmeden kastımız bu. Geliştiriliyor ve böyle çirkin bir prototip ortaya çıkıyor. Prototip dediğimiz şey çalışan bir site. Artık bu site çalışıyor ama maketteki görüntüyle çalışıyor. Yani çok kötü görüntüsü ama çalışıyor her şeyle. İçeriği değişebiliyor kullanıcının inputuna göre. Prototipin amacı en kısa sürede, en ucuz şekilde, en az maliyetle çalışan ürüne ulaşabilmek ve onu da biz bir süre test edip şey yapıyoruz, kullanıyoruz. Putio'nun test süresi mesela 5 ay civarı sürdü. Yani 5 ay boyunca biz o siteyi evde kendimiz kullandık ama kimseye göstermedik. Nasıl gidiyor Putio bu arada? Putio iyi gidiyor. Putio güzel gidiyor. Ciro ne kadar işte. Evet. Ona sana soralım. Belki yanıtlar. Bilmiyorum. Ben şimdi girmek istemiyorum. Yabancı en çok Amerika'dan mı geliyor bu arada? Evet. En çok birinci sırada Amerika var. İkinci sırada Fransa var. Üçüncü sırada Türkiye var. Dördüncü sırada İngiltere var. Beşinci sırada Polonya 20'ye var. Kadar sayacaksın diye korkuyorum ben öyle direkt. Polonya örneğine gelmek istedim. İlginç bir şekilde Polonya 5. sırada. Şeyin topladığı, Avrupa'nın toplamı Amerika'nın toplamından daha fazla. Onu görüyoruz. Türk kullanıcılar da ön fena değil yani İngilizce olmasına rağmen. Fransa'nın sebebi neydi? Hasan anlatmıştı ama. Fransa'nın sebebi Hadoop diye bir yasaları var. Copyright konusunda kullanıcıları çok kısıtlayan bir yasaymış. Sorunuz mu var? Buyurun. Vereyim şeyi arada. Ha, Putio nedir onu söylemedik tabii ki. Biz kendi dünyamızda yaşıyoruz. Putio'yu herkes biliyor. Şimdi Putio bir online disk alanı. Dropbox gibi. Dropbox biliyorsunuzdur, kullanıyorsunuzdur. Biz de kullanıyoruz ofiste. Çok da seviyoruz. Bu bir online disk alanı. Sizin işte 10 GB, 50 GB veya 100 GB gibi bir alanınız bulutta duruyor, cloud'da duruyor. Ondan sonra siz oradan kendi bilgisayarınızdan ona ulaşabiliyorsunuz. Putio'nun diğer storage'lardan farkı, disk alanlarından farkı, Putio internetten kendi üzerine dosya çekebiliyor. Yani Dropbox'a siz bir dosya yüklüyorken Putio kendisi internetteki her yerden çekebiliyor. İşte RapidShare'den, Hotfile'dan, FileServe gibi sitelerden dosya çekebiliyor. Aynı zamanda torrent üzerinden de, BitTorrent Network'ünden de dosya çekebiliyor. Böyle bir ürün. Bir takım böyle güzel kolaylıkları var. İşte RSS veriyorsunuz, onun içeriğini her gün yeni şey geldikçe çekiyor falan filan. Size hazır bir şekilde sunuyor. Zipleri açıyor, dosyaları hazır hale getiriyor vesaire. Böyle bir şey. İngilizce. Ve İngilizce, evet. İlk defa İngilizce ürün, bizim yaptığımız İngilizce ürün. Buyurun. Siz torrentte yasaldınız. Hadi bakalım. Güzel konuşma, yemeği geciktirme. Şimdi torrent tamamen yasal bir teknoloji arkadaşım. Şimdi torrent aslında acayip bir teknoloji. Böyle içeriği yaymak için çok hesaplı bir yöntem. Yani şirketlerin de ileride kullanacağı bir yöntem. Şu an nasıl fotoğraflarını torrent üzerinden yayınlıyor, BBC podcastlerini torrent üzerinden yayınlıyor. Ne yapıyor? Bizim ölçümlerimize göre ki tam bu kesin olmadığı için, yani tam ölçemediğimiz için net rakam yayınlayamıyoruz. Diyelim 10 GB'lık bir dosya siz yaymak istiyorsunuz. Diyelim MTV'siniz ve MTV Music Awards'ı yaymak istiyorsunuz. Bunu 1 GB MTV'nin transfer yaparak 10 GB'ı yayma şeyi oluyor. Yani onda bir masrafına şeyi sağlayabiliyor. O içeriği yayabiliyor. Biz geleceğin şeyi olarak görüyoruz. İçerik yayma teknolojisi olarak görüyoruz. Tabii ki her teknolojide olduğu gibi veya her araçta olduğu gibi onu iyi amaçla da kullanabilirsiniz, kötü amaçla da kullanabilirsiniz. Hani bıçakla adam da öldürürsün, yemek de yaparsın. Artık sana kalmış. Putio bir özel alan olduğu için ve paralı bir alan, biz sizin ne yaptığınızı
bakmıyoruz, karışmıyoruz. Bir hosting servisi aslında. Bir hosting servisi, evet. Zaten put... yani o dosyalar nerede görünüyor ki? Hiçbir yerde görünmüyor. O dosyaları sanırım kimse görmüyor. Hani evet, ben yani burada şey, o dosya dışarıya sen yayınlamadığın sürece, yani senin gizli kasanda durduğu sürece biz onu hani bir karışamıyoruz ve başkası senin dosyanı göremediği için zaten hani... Ben örneği vereyim, hard diskindeki şey, yasal olmayan bir işte download edilmiş bir film. Sen paylaşmıyorsan kimse görmüyor. Hani evet. Cem yerini vermeyeyim mi? Hemen bir dakika, hemen. Şimdi evet, yasal olmayan bir şeyi paylaşma konusunda mesela film yapan, yani film stüdyoları sizi takip edebiliyor. Ve takip ettiklerine ulaşacakları insanlar sizsiniz. Şimdi nasıl takip ediyor? Benim ortaya çıktığında siz veriyor musunuz? Beni mi afişe edeceksiniz? Evet, bu indirdi. Copyright olmayan bir şey. Yoksa sorumlu biziz, bizim suçumuz diyeceksiniz. Hani bunu nasıl halledeceksiniz? Eğer ki benim üzerime kalacak. Ben gene torrentten indiririm benim için. Evet, anladım. Şimdi hosting... Benzer bir soru. Şöyle bir soru. Benimki de benzer bir soruydu. Siz paylaşım da yapıyorsunuz aynı şekilde kullanıcı adına. Hı-hı. Mesela çok yasak içerikler var. Hani çok dokunulması çok kötü. Filmleri geçiyorum. Hani daha kötü içeriklerden. Evet. Onlarda mesela yani, onları direkt izleyen kurumlar var. Kim paylaşıyor bunları? Direkt onlara, Türkiye'de de oluyor, yurt dışında da oluyor. Direkt baskılar oluyor. Yani filmlerde bunu görmüyorken biz o içeriklerde görebiliyoruz. Bu tip durumlara karşı bir bir önemimiz var mı? Bu arada projenizi gerçekten çok beğeniyorum. Çok iyi bir uygulama. Gerçekten başarılı ama sadece bu kısmı benim aklıma çok takılıyor. Anladım. Onu, ikisine birden cevap vereyim. Aynı soruyu ben de size soracağım. Ne projeniz olduğunu biliyorum. Ha, rakip mi geliyor? Şimdi şöyle, bir hosting ile aynı aslında. Yani senin dediğin aynen hosting için de geçerli. Duyulmamış olabilir arkadaş diyor ki, ne diyordu? oradaki dosyaları hani diskte biz tutuyoruz. Değil mi? Onu diyorsun. Evet. Ve takip edildiğini varsayın diyor. Gelip birisi almaya çalıştı. Ha. Anladım. Yani bu şeyle aynı. Sen bir hosting firmasından bir web alanı aldın ve onun içine bir takım gizli belgeler koydun. Şimdi bu konuda Safe Harbor yasası var. Safe Harbor yasasına göre sen platformsun ve kullanıcının orada yaptığı şeyden sorumlu değilsin. Sen o gizli bir iş çeviriyorsan o gizli işini gizli tutacaksın. Yani biz ama gidip de senin hani dosyana bakıp da burada ne var, bir şey var mı diye kontrol etmiyoruz. Bizden isterlerse de böyle bir datayı biz tabii ki vermemek istiyoruz böyle bir şeyi yani. Elimizden geldiğince. Geldiğince vermemek istiyoruz. Zaten birçok şey bakılmıyor, görülmüyor. Yani sistem öyle ki hani böyle bir radarlarımız falan öyle şeyleri yapmak mümkün değil. Zaten orada bir takım dosyalar açıyor ve biz bunları bir geçiyor ve bilmiyoruz yani ne olduklarını. Bir soru sanırım şurada var. Diğer soru da vardı. Evet, diğer soru vardı evet. Neydi? Ben unutuyorum, kusura bakma. Programcının 5 yıllık şey hikayesi herhalde. 5 yıl geçtikten sonra programcı böyle bir... Belki de tansiyon atımından dolayı. Benim sorum şöyle de, bazı içerikler çok yasak. Onlara karşı, mesela onların paylaşımında... Paylaşım konusu. Tamam. Anladım. Şimdi paylaşım konusunda sizin sisteminizde paylaşım var diyor arkadaşımız. Buna ne yapıyorsunuz diyor. Bizdeki paylaşım... kapalı grup içinde. Yani sen sadece tanıdığın biriyle paylaşabiliyorsun. Birebir elden vermekle aynı oluyor. Birebir torrentte paylaşım yapmıyoruz. Yani sen elindeki bir dosyayı koyup bunu torrente açmıyoruz. Onu seed ediyoruz, evet. Bir oranında. Evet. Çektiğimiz kadar share ediyoruz ama burada yani buralar hep böyle gri bölgeler. Şimdi öğreneceğiz bunları. Yani biz şu yöntemi kullandık. Böyle benzer projede yapmak isteyenler belki şey yaparlar. Daha bu şey evresindeyken, maket evresindeyken direkt avukatımız Başak Prut'la beraber aslında biraz tasarımı yaptık. Biz bir şeyleri tasarlıyorduk ve Başak'a soruyorduk. İşte bunun yasal bir sıkıntısı var mı? Burada suç işlemeyelim. Suç işlemek istemiyoruz. O bize yönlendiriyordu. Bunu yapmanız yasa dışı diyordu ve biz o şeyi, özelliği kaldırıyorduk. Yani bu yöntemi uyguladık. Sürekli avukatla çalıştık.
Buyurun. İlk sorum Cem Bey, data center nerede? Ve o ülkenin size herhangi bir regülasyonları oldu mu bugüne kadar? Veya olmadıysa bunun sizin şu anki büyüklüğünüzle bir ilgisi olabilir mi? Anladım. Şimdi yasalar da evet ülkelere göre değişiyor. Data center şu an bizim Amsterdam'da. Daha önceden bu prototip evresinde çalışırken biz Almanya'daki bir sunucuda kullanıyorduk bunu. Kendimiz yani evde kullanırken, kimse görmemişken Almanya'da çalışıyordu. Biz orada geliştirmeyi yapıyorduk. Almanya yasalarına göre maalesef torrent ile çok sıkı kontrol ediliyor. Ve torrent çektiğiniz zaman kapıya polis geliyormuş kullanıcılarımızın söylediğine göre. Biz o yüzden Almanya'da torrent konusunda sorun yaşadık. Amsterdam'da ama hiçbir sorun yaşamadık. Amsterdam'ın yasalarına göre herhalde daha esnek. Ama şimdi bu böyle çok net bir şey de değil. Şimdi tek data center var ama bir sürü de tünelli böyle garip bir şeyimiz var. Seattle'dan Amsterdam üzerinden çekiyor falan filan. Hani böyle tam tanım, yani yeni şeyler bunlar. Yeni şeyleri göreceğiz. Hı? Yani bilemiyorum. Peki pilli devam edecek mi bu arada? Putu'ya önem verdiniz. Ben böyle sunumun ortasına girdim ama son bir saat bire geliyor. Hem de bayağı geç başladık bir yarım saat falan. O yüzzen bu soruları şimdi böyle ben... Pilli devam edecek tabii ki ama reklam konusunda bir sıkıntı var Türkiye'de. Yaptığımız yatırımın karşılığını alamıyoruz. Yani biz ona bir yatırım yapsak, geliştirsek, işte çok daha iyi hale getirsek, sayfa gösterimlerini arttırsak, 10 katına bile çıkarsak kazandığımız para aynı kalacak. Ve kazandığımız para da ancak sistemi geçindiriyor. Ancak bunu belki bir takım ortaklıklarla büyütme şansı olabilir. Biz de bütün seçenekleri takip ediyoruz. Onlara bakıyoruz o ihtimallere. Pilli bizim şeyimiz tabii ki yani. Bebeğimiz. Göz bebeğimiz. Evet. Ve halen daha da kullandığımız, kullanıcı olarak kullandığımız bir şey. O yüzden hani asla şey yapamayız, terk edemiyoruz. Şurada önemli bir şey vardı, onu da yayınladık. Sonra da son bitiriyoruz. Evet. Şimdi burada biz yayınlarken bir prensip var. Sık yayın, erken yayın diye. İşte release early, release often. Kim söylemişti hatırlamıyorum. Ben Paul Graham'dan duydum bu lafı. Bakmıştık kim olduğunu ama yazmadım, onu unuttum. İşte tasarlanıyor, ondan sonra uygulanıyor, üstteki grafiğe bakıyoruz. Özellik 1, özellik 2, özellik 3 hepsini hep toptan geliştiriyorsunuz ve mükemmel olsun ondan sonra yayınlayayım diye düşünüyorsunuz. Üstteki sarı çizgiye bakın, geliştirme süreniz ne kadar uzun. Onların her biri 1 ay olsun, 6 ay geliştiriyorsunuz. Alttaki yöntemde ise, yani bizim tavsiye ettiğimiz yöntemde ise ilk özelliği bitirip hemen yayınlıyoruz. Ondan sonra ikinci özellik programlanıyor, o yayınlanıyor. Böyle her özellikten sonra bir yayın yapıyorsunuz. Sosyomat'ın çokça patlamasının sebebi bu maalesef. Biraz hata da gösteriyor kullanıcıya ama özelliklere hızlı ulaşmalarını sağlıyor. Şurada bakın yeşil çizgilerde özelliklerin yayında kalma süreleri. Burada mükemmelliği olmamak gerek, hızlıca yayınlamak gerek. Yayınlarken sabahlamak yasak ve gün boyu takip etme zorunluluğumuz var. Herkes mesai yapıyor mutlaka. Geri bildirim alıyoruz ve sürekli maket evresine dönüp tekrar aynı işlemleri tekrar yapıyoruz. Hayatımız bu maket ve geri bildirim arasında dönmekle geçiyor. Ürünü bir kere yayınladıktan sonra. Evet, bu önemli bir grafik. Biraz zor görülüyor ama işte fikir evresinden yayın ve geri bildirime doğru gidiyoruz. Sarı çizgi kurucu ve ortakların yaptığı mesai. Turuncu çizgi ürün tasarımcısının yaptığı mesai, işte ürün tasarımından başlıyor, sona doğru gidiyor. Altındaki yeşil çizgi tasarımcıların yaptığı mesai. Mavi çizgi işte marketing, PR vesaire şeyi. Pardon, programcılar, mavi çizgi programcılar. Mor çizgi altında zor görülüyor. O PR ve alttaki çizgide müşteri hizmetleri. Bakın sağa doğru gittikçe şu daireler büyüyor ve kırmızıya doğru gidiyor. Yani masrafınız artıyor. Ve bir şey değiştirdiğiniz zaman size olan maliyeti gittikçe artıyor. Dolayısıyla en sağ, en sola doğru değişiklik yaparsanız size maliyeti çok düşükken sağa doğru yaptığınız bir değişiklik oldukça pahalıya mal olabiliyor. Bir özelliği değiştirirseniz programcının onu belki hani maket evresinde 5 dakikada yapılacak bir şeyse programcı belki de onu 2 hafta çalışıp düzeltmesi gerekiyor. En önemlisi buydu, bizim tavsiyemizdi. Bir slide vardı orada. Burada herhalde reklam filtresi var. Burada reklam reklam vardı. Putu ekibine katılmak isteyen geliştiriciler info@put.io
io adresine mail atabilirler. Arıyorsunuz o zaman. Arıyoruz evet. Geliştiricilerle tanışmak istiyoruz daha doğrusu. Ne konuda geliştiriciler olacak? Seni sormamam lazım o soruyu. Hangi dil? Birçok dil olabiliyor. Bazı yerlerinde hani torrentle ilgili, torrent client'larla uğraşmak gerekiyor. Bazı yerleri işte PHP, ara birim vesaire. Bazı kısımlarda Python çalışıyor. Bazen öyle bir problem çıkıyor ki karşımıza, bunu PHP ile veya Python ile çözemeyeceğiz. Belki de Java gerekecek. Mesela şimdi bir masaüstü uygulaması yapıyoruz. O C Sharp ile yapılıyor tamamen. Aslında biz dilden bağımsız programcılarla tanışmak istiyoruz. Zaten iyi olan hepsini yapar. Cem, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sağ olun.